Yardımcı Doçent Doktor Sine Aras Akden bizlerle birlikte Amerika'dan. Merhabalar efendim. Merhabalar Ezgi. Evet, nasıl gidiyor Amerika'da, durum nedir? Şimdi biz Türkiye'de bir taraftan tabii herkes kendi derdiyle ilgileniyor, daha çok kendi derdine düşmüş durumda. Bizde biraz daha böyle tekrardan vaka sayıları yükselişe geçti. Biz onun paniğini yaşarken Amerika tabii ki daha farklı bir kaosun içerisinde. İlk baştan beri Trump'ın tutumu olsun, Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne olan yaklaşımı olsun çok tartışılan konular vardı. Ve baktığımızda Amerika'da halen daha durum ciddi değil mi? Evet, birinci dalgayı daha Amerika daha atlatamadı. Şöyle ki büyük çaplı eyaletlerin olduğu ve bölgesel olarak değerlendirilmesi gereken küresel bir salgınla uğraşıyoruz. Bulunduğumuz bölge New York ve New York çevresi, New York eyaletinde durum kontrol altında ve biz faz olarak 3 faza bölüp açılma planlarını yapmıştık ve Blasio yarın itibariyle açıklayacaktır muhtemelen ama önümüzdeki pazartesi ikinci faza geçecek. Birinci faz denilen belli bölgelerin açılması, belli iş kollarının açılmasıyla biz New York çapında hafif bir yükselme, vakalarda hafif bir yükselme görmemize rağmen yatışlara yansımayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu da salgının bir miktar daha kontrol altına alındığını gösteriyor New York çapında. Fakat tabii ki hani sosyal mesafelerin korunması ve maske takma uygulamaları, test merkezlerinin arttırılması, test sayısının arttırılması, olguların takibi, tespiti ve takibi 3,5 milyona ulaştı New York eyaletinde. Ve bu çok güzel bir rakam. New York için yüz güldürücü. Ölüm sayısı çok düştü, onun altına düştü ve tahmin ediyorum da bu sebepten dolayı biz pazartesi itibariyle burada ikinci faza geçeceğiz, ikinci evre faza geçeceğiz. Fakat bu süre içerisinde Amerika'nın diğer bölgelerine baktığınızda 10 eyalette özellikle Florida, Alabama şu an itibariyle yüksek düzeyde yaklaşık 3000'e yakın yeni olgu vakası alıyor ki bu bizim epidemiolojide baktığımızda büyük bir duruma, daha doğrusu ikinci dalgayı, daha birinci dalgayı atlatamadıkları için yoğunluklu ve ölümlü yatışlara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Yani ikinci büyük merkez New York'tan sonra Florida olacaktır. Onu göreceğiz. Ve böyle aşama aşama Amerika'nın belli bölgelerinde artan sayılar var. Genel olarak bu açılmayla birlikte zaten bakıldığında vaka sayılarında minimal, küçük de olsa ve büyük çapta da halihazırda devam, eyaletlerde de olsa devam ediyor. Daha birinci salgın daha kontrol altında tabii ki alınamadı. 114-115 bin ya daha fazla artan bir ölüm rakamı var ve CDC'nin yeni yapılan rekor sınırlamalarına göre, yani tespitlerine göre bu Ağustos'a doğru 134 bine, 150 bine yakın, daha önceden verilerden biraz daha düşük çaplı da olsa ölüm bekleniyor. Bu ölümlü sonuçlar bekleniyor. Fakat yüz güldürücü yanıtlar da var. Yapılan yeni araştırmalar var. Antikor testli yanıtlar var. Bunlar da hani tedavi adına yapılacak aşamalar oluyor ve bu konuda da ilerleme görüyorsunuz. Haziran başı itibariyle yine bir ilaç firmasının uyguladığı antikor testleri var ki bu büyük bir sonuca gidebilir aşılama grubundan önce ilaç tedavilerde. Daha önceden kullandığımız bir ürün vardı, steroid denen güçlü. Bunun da ilk aşama sonuçları çıkmak üzere yoğunluklu ve ağırlıklı hasta gruplarına iyi geldiğini görüyoruz. Yavaş yavaş tedaviye doğru bir yaklaşım da oluyor. Bunlar yüz güldürücü fakat baktığınızda Amerika'da bir siyasi bir gerilme var. Bunun sağlıkla açıklamasını yapabiliriz. Çünkü siyahi ve Latin kökenli vatandaşların koronadan özellikle de çok da fazla zarar alarak çıkması ve yeni oluşan George Floyd'la başlayan siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle agreve olan bir yapılanma ve hareketlenme var. Bu protestolarla maalesef koronaya da etki ediyor, salgına etki ediyor. Ve yakın zamanda sürekli tartışılan sistemik ırkçılık, yani genelleşmiş sisteme yayılmış ırkçılık politikaları aşırı şekilde masaya yatırıldı ve konuşuluyor. Tabii ki buna Trump hükümeti hiçbir şekilde pozitif bir etki vermediği gibi sanırım daha da fazla oranda bu tartışmaları hızlandırıyorlar.
Evet, aşıyla ilgili peki nedir Amerika'daki beklenti, oradaki çalışmalar ne yönde? Aşılama sürecinde zaten biliyorsunuz aşılama 3 fazla ilerliyordu. Onların kendi otomatik, yani kronik aşılanma ve aşı bulunma süreçleri. Şu an 2. fazda, yani ilaçları bulunan bölüme ait ilaçlar canlı, yani insan üzerinde değerlendiriliyor. Yaklaşık Temmuz'un ortasına doğru bu aşamayı da aşacaktır. Yani bu aşamadan sonuç çıkacak. Tahmin ediyoruz ki Eylül sonu ve Ekim'in başında uygulanabilir dozda güvenilirliği tespit edilmiş bir aşı ortaya çıkacak. Ve biz Kasım'a doğru da bunun yükseltilmiş rakamlarla, üretimiyle herhalde bu yılın sonunda dünyaya da hani yetebilecek düzeyde aşılamanın olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ve bu şekilde de yorumluyoruz. Sürecin en başında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sağlık sistemi çok konuşulmuştu. İlk andan itibaren sistemin çöktüğüyle ilgili durum nedir şu anda sağlık sisteminde? Sağlık sistemlerinin ilk aşamada da hani lobileşme ve özel sektör üzerinden kurulmasıyla oluşan bir sıkıntı hali yaşadı. Amerika hala bunu yaşıyor. Çünkü test edilen hastaların ya da test rakamlarının bütçeye ya da kişilerin, yani hastaların bütçelerine yansıması da söz konusu olacak. Çünkü ödemeler ve planlar burada biraz farklı bir sistemde kurulmuş. Bu sebepten dolayı ilk aşamada da sağlık sisteminde bir çökme vardı ve insanların daha sağlıksız bırakılması ya da takipsizlikleriyle bu korona gibi büyük bir salgına girilmesi söz konusuydu. Ve daha büyük oranda zarar alan belli grupların zaten bu sağlık sistemine erişimi her zaman tartışma konusuydu. Şu dönem ne oluyor? Şu dönem maalesef görüyoruz ki sağlık çok önemli. Erişime açık olması ve erişimin bütün üniteleri ya da bütün topluma yayılması gereken, yaygınlaştırılması gereken bir olgu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yaygınlaştırılmasında bir engel de var. Koronavirüsü, yani hastanelere ya da sağlık kurumlarına hasta kabul edemiyorsunuz. Ne oluyor? Buna telemedisin, dijital tıp ya da sağlık tıbbı ya da işte dijital sağlık tıbbı ya da ne deniyorsa Türkçe tamam bilemiyorum ama sağlık, dijital sağlığa doğru bir yönelme oldu bütün sistemlerde, bütün dünya sistemlerinde. Fakat dijital sağlık dahil olmak üzere dijital sağlığa erişime ulaşabilmek için bile ekonomik yönden o hastaların buna ulaşabilecekleri, özellikle dijital platformları olması gerekiyor. Benim şu an içerisinde bulunduğum sağlık sisteminde yapılandırma bu şekilde. Yani dijital sağlığa doğru dönmek üzerine. Fakat bu dijital sağlıktan kim yararlanacak? Kim yararlanabilecek? Yine bunun konusu ve muhtemelen sorunları gündeme gelecektir. Çünkü bir dijital sağlıkta herhangi bir doktora erişebilmeniz için bile bir telefona ihtiyacınız var. O telefonu da ödeyebilecek sağlık aylık sistemine ihtiyacınız var. Yani paraya ihtiyacınız var. Eğer düşük sosyoekonomiktenseniz, doğru düzgün telefonlara sahip değilseniz, görüntülü konuşmalar yapamayacaksanız ya da ödeyemeyeceksiniz o telefonun parasını bile aylık. Bu sağlık hizmetlerinin bölümüne ya da kesintisine sebep olacaktır. Minimal küçük bir yaklaşım bile çok büyük oranda sağlık erişimine yine engel teşkil edecektir. Yani gelip geldiğimiz, dönüp dolaştığımız her şey düşük sosyoekonomik düzeyin düzeltilmesi, sosyal adaletsizlik ya da bu konuda bir ilerlemenin muhtemelen sağlık reformuna daha fazla etkisi olacağıdır. Peki vatandaşların şimdi geçtiğimiz ay itibariyle biz Amerika'dan görüntüler görmeye başlamıştık ki sokağa çıkanlar vardı, maske takmayanlar vardı vesaire. Daha sonrasında işte George Floyd'un ölümüyle birlikte, bu kitlesel eylemlerle birlikte zaten gördük ki ne işte mesafe kuralı, ne maske vesaire, hiçbir şey yoktu. Şu anki durum ne sokakta? Sokaktaki durum biraz yatışmış durumda. Yani hani protestoların yoğunluğu ve sürerliliği o hale gelmişti ki New York'ta karartmalar, yani sokağa çıkma yasakları oluşmuştu belli 1,5 hafta boyunca. Kişiler bir araya gelip tekrardan hani o gösterileri daha düzenli ya da daha belirgin bir şekilde yapacakları döneme kadar engellendiler.
Şu an itibariyle kontrollü birliktelikler başlıyor. Yani maskesiz, o protesto edenlerin maskesiz o protesto gruplarına katılmaması öneriliyor. Ya da protestoya giden kişilerin daha sonra test merkezlerine geçişleri hızlandırılıyor ki herhangi bir pozitiflik yakalandı mı ya da tespit edildi mi takip olsun diye. Yani kontrollü birliktelikler başladı. Karartma ya da engellerin dışında. Fakat öyle ki biraz böyle sirayet eden bir durum. Eyalet eyalete bu bir şekilde bir yangın gibi devam eden bir durum şeklinde. Belli bölgelerde yine kontrollü protestolar devam ediyor. Fakat belli bölgelerde yine engel teşkil ediliyor. Çünkü birçok kişi bu yani bizim sınırlama dediğimiz sosyal mesafelere asla uymuyorlar. Bu kişilerin de zaten hani tespiti ve bulundukları eyaletlerin de açılma planlarını bile engelleyebilecekleri tespit edildiğinde de zaten hani yine başlıyor o karartmalar, el sokağa çıkma yasakları. Şu an New York'ta her şey daha kontrol altında ve protesto edenlerin testleri test merkezlerine bildirimi daha hızlı oluyor. Yani kontrollü bir protesto var diyebiliriz. Ama devam eden bir yangın var orada. Devam eden bir akım var. Bunun özellikle hani siyasi yapılanmaya doğru ilerliyor olduğunu şu an hani kendimizin gözlemlerimden hep söylüyorum. Hep erken erken çıkarırız ama böyle bir görüşme ve gözlemi. Siyasi bir platformu kazanacak. Kazanıyor. Ve bu kazanacak platform muhtemelen yeni yapılan, yani Kasım ayında beklenen seçimlere de etki edecektir. Evet, bir taraftan da tabii ki seçimler var. Onunla ilgili de yine Trump'ın çalışmalarını görüyoruz. Konuşmalarını bazen hani yapmış olduğu o anlamsız, kimsenin anlam veremediği çıkışlarında direkt bununla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Şimdi Türkiye'de de dikkat çeken bir konu ama Amerika'da daha fazla çocukta görüldüğü belirtilen bu Kawasaki hastalığı. COVID-19'la bağlantılı olduğu çokça ifade edildi ama tam bir kesin tanı konuldu mu ben bilmiyorum ama Amerika'da vakaların yoğun olduğunu biliyoruz çocuklarda Kawasaki hastalığının. Bununla ilgili son durum nedir? Çocukların sayısıyla ilgili bu hastalığa yakalananların ve onların durumu, COVID'le olan bağlantısı da artık belirgin olarak evet COVID'le birebir bağlantılı bu hastalık diyebiliyor muyuz? Evet, yapılan yaklaşık 500'ün ötesinde özellikle New York'ta yani 800'e yakın sanırım vaka tespit edildi. Son vakalara bakmadım ama geçen iki gün önce baktığımda 10 yaş grubuna kadar ya da 10 ila 15 yaş grubuna kadar artan düzeyde pozitif vakalar var. Bu vakaların büyük bir kısmı hafif düzeyde atlatılmış, hafif düzey semptomlarla. Çok %1 biraz daha az bir kısmı yani ona yakın ölümlü vaka oluşmuş. Bu vakaları takip edip incelendiğinde de damar sistemlerine etki yani COVID yani koronanın damar sistemleri üzerine etkisi gözlenmiş. Yapılan bir patoloji raporunda da direkt ilişkisinin gösterildiği görünüyor. Bu aslında baktığımızda bireysel olarak da yani hani kişilere göre de ya da yaş gruplarına göre de koronanın aslında farklı davranışlar sergilediğini görüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çocuk ya da çocuk vakalarında önemin biraz da hani en başta hep söylendi ya korona aslında gençlere etki etmiyor ya da daha evet, ufaklara evet. Daha ufak. Bu hani telkinlerin aslında bir noktada doğru olamayabileceğini görüyoruz bu patoloji raporlarında. Fakat bu yaş gruplarına ya da özellikle vakaları detaylı incelendiğinde bu hastalık grubunun daha önce var olan bazı hastalıklarla da yakın temas içerisinde olabileceğini görüyoruz. Yani bu maalesef kaybedilen ve vefat eden çocukların bir iki kişisinin ben tek tek incelediğimde daha önceden bir kan ya da kan benzeri kan ilişkili bir hastalık grubuna sahip olduğunu iki kişisinin daha şişman ya da işte daha fazla aşırı kilolu olduğunu yine bunlardan bir kişinin de diyabet hastası olduğunu biliyoruz. Yani baktığınızda geçmişlerinde bir çeşit var olan ya da hazırlıklı bir hastalık grubuyla da mücadele eden aslında kesim ya da o çocuk grubu. Kesinlikle kesin bir ilişkisi var mı? Var.
Fakat bu ilişkisi nasıl? Şimdi bir öncekinde kesin bir ilişkisi var mı diye tartışıyorduk. Evet var. Fakat şimdi bu ilişki nasıl yapılandırılmalı? Patofizyoloji dediğimiz yani detayı nedir? Bunun üzerine araştırmalar gidiyor. Büyüklerde de yani hani vefat eden ya da hani mortalite dediğimiz yüksek ölümlü grupların da yapılan patoloji raporları inceleniyor ki hani bu virüsün organ sisteminde ya da erken organlaşan sistemlerdeki etkisi yani genç yaştaki grubu olan etkisi yavaş yavaş daha çok ortaya çıkıyor. Evet ilişkisi var. Tabii ki maalesef ölümle de sonuçlanabiliyor bu hastalık. Türkiye'de de görülüyor bu arada. Yakın çevremde de tanık olduğum bir hastalıktı. Bayağı zorlu bir süreç hakikaten çocuklar için. Şimdi Sayın Akten sizin genel görüşünüz nedir? Yani bu hastalık COVID-19 ne zaman sona erecek? Yoksa artık biz bununla uzunca bir süre yaşamaya alışacağız. Bir şekilde maske, işte aşı veya yeni ilaç protokolleri uygulanacak ve biz artık bundan sonraki hayatımızı bu şekilde geçireceğiz mi diyorsunuz? Ve de mutasyona uğraması ile ilgili çok fazla spekülasyon da yapılıyor. İşte gücü düştü diyen var, daha hücreye girişindeki o çeperlerinin güçlendiği ve daha sıkı sıkıya tutunduğu ve 10 kat daha güçlü bir hale geldiği de söyleniyor. Çok fazla söylenti var tabii ki bu süreçte. Siz ne düşünüyorsunuz genel itibariyle nereye gidiyor bu süreç? Şimdi korona ya da benzeri böyle salgın, küresel salgınlara bakıldığında bir öncekine baktığımızda 1918'e hani piklerle yani yükselti ve inmelerle 5 yıla yakın bir süreçte bu işin dünya çapından yok olduğunu yani dünya yüzeyinden yok olduğunu gördük. Burada o zaman tabii ki hani tedavi ve protokollerin geliştirme şeyine bakarsanız hani yıllık gelişimine tabii ki biz bir 100 yıl sonradayız. Fakat 100 yıl sonraya baktığımız zaman gelen bu durum yine aynı şiddette ve aynı yüksek ölümlü sonuçlara yol açacak şekilde geldi. Ve bu dönem içerisinde de aşılama ve tedavi protokolleri yine var idi ya da ya şu an için oluşturuluyor. Ben tabii ki 5 yıla yakın gibi bir süre bir önceki büyük küresel salgın gibi olabileceğini öngöremem ama 2 yıla yakın bir süre olabileceğini öngörebiliyorum. Niye? Çünkü bu dediğimiz gibi farklı bölgelerde farklı aktivitelerle ve farklı sınırlamalar ile ya da toplumların o sınırlamalar olan yaklaşımlarıyla ilerleyen bir durumda. Belki bizim ülkemizde ya da benzeri ülkelerde yani kurallara riayetin yüksek olduğu ya da yüksek ya da hani ne derler merkezi sistemin hızlıca bütün şehirleri kapatabildiği ya da belli yaş grubunu evde sıkı sıkıya tutabildiği sistemlerde daha kontrollü gidebiliyor olabiliyor gibi gözükse de bazı gruplarda olmuyor. Yani bu toplumsal bir şey değil, bu küresel yani global bir durum. Bu yüzden artık 1918'de uçak seyahatleri ya da insanlar arasında ticari ilişkiler bu kadar yoğun yok bir şekilde yoktu, şu an var. O yüzden belki 1918'de ilaç ve aşılama uygulamalarında tabii ki teknolojinin getirdiği yavaşlık var iken maalesef erişimin de yavaşlığı söz konusuydu ve buna bağlı olmak üzere bir avantajdı bu dönemler. Şimdi bu dönem avantaj değil çünkü 2 ülke, 5 ülke, 10 ülke arasında ticari gelişimler ve gitmesi gereken maalesef iş ilişkileri var. Ve bu ekonomik düzeyde daha önceden böyle yapılandırılmış bir dünyada bu iş ilişkileriyle belirlenmiş bir dünyada siz böyle bir salgını tabii ki dünyanın her çapında görüyorsunuz. Brezilya'da görüyorsunuz, şu an Meksika'da görüyorsunuz. Ertesi gün Afrika'nın belli bir bölgesinde görmeye başlayacaksınız. Çünkü buralara muhtemelen safari ziyaretleri olacaktır. Yani dışarıdan gelecektir bu virüs. Yani erişimi yüksek bir virüs içerisinde, erişimi yüksek bir dönemde bu virüsü yaşıyoruz, bu salgını yaşıyoruz. Tabii ki eğer aşılama planları ve dediğimiz gibi bu ilaç protokolleri geliştirilebilecek duruma bu yıl içerisinde gelecekse bunların uygulaması da bir sonraki yıla kalacaktır ve mutasyon dediğiniz bu koronavirüslerinde mutasyonlar elbette görülüyor. Az sıklığı, mutasyonun yoğunluğu, virülans dediğimiz hani etki alanı ya da çepere yoğunluğu ya da daha az. Bunlar birey ya da hani ne derler tek tek çalışmanın sonucunda o yüzden kafa karıştıran birçok çalışma vardı şu an için dünyada. İnsanlar acaba yükseldi mi virülansı yoksa yani hani etkisi ya da düştü mü diye korku halinde olmaları çok doğal.
Fakat evet mutasyona uğruyor. Koronavirüsler mutasyon. Her virüs mutasyona uğrar. Fakat bu mutasyonun hani etkinlik alanının artıp azalması şu an için hani çok müpem çalışmalarla büyük bir anlamda söylenebilecek bir düzeyde değil. Etki alanının düşürülmesi çok basit bir bilimsel açıklamayla mümkün değil mi? Uzak dur ve elini yıka ve maske. Bu basit görülen ve sürekli söylenerek artık kişilerin de hani muhtemelen duygu ve duygu durumuna ve yorulmasına sebep olan bu üçlü protokol diğer ilaç ve aşılama protokollerinden şu an için çok daha etkin. Bu bilimsel ve kanıtsalmış ve görüyoruz. Bu yüzden hani ben bana direkt sorduğunuz soruya söylüyorum. Yani bir ya da iki, üç, bir buçuk sene, iki sene. Önümüzdeki 20-21'e kadar bu sürenin sonuna kadar bu şekilde gideceğine eminim. Piklerle gideceğine, ölüm sayılarının bazı dönem artacağına. Şimdi unutmayalım ki şey de geliyor, grip virüsleri. Sadece bu virüs yok dünyada değil mi? Mars, MERS, Ebola ve grip yani influenza virüsleri de var. Bunlar da 50 Ekim ayınlarının virüsüdür. Normallerde bütün dünyada 50 bin kişiye yakın ölüm yapar. Evet, bunların da öldürücülüğü yüksek değil mi? Evet. Yani hani hep böyle hani bir SARS'a ya da o SARS-CoV-2'ye gidiyoruz ama hani şu an konuştuğumuz virüse. Fakat bakın ki flu yani flu 1, flu 2, flu A, flu B bunlar bu değişik virüslerde daha hali hazırda aşıları olmasına rağmen bütün yıl dünya ve özellikle hani 30 bine 40 bin ya da 50 bine yakın ölüm gösteriyor bunlar. Daha virüs dünyasını biz çözemedik. Daha virüs dünyasını daha yaklaşamadık. Niye yaklaşamadık? Bunu konuşmak da lazım. Çünkü daha önceden kanser, kalp vesaire benzeri grup ilaçlara geliştirilen ARGE modelleri maalesef enfeksiyon, intihaniye grubu hastalıklarına geliştirilemedi. Yani buna özel bir para ayrılmadı. Hiçbir ülke tarafından ayrıldığı dönemler işte bu salgın aktif koruma yapılan dönemler. Bunların dışarısında, bunun dışında düzenli bir hani ARGE sistemi bu grup maalesef ilaç grubuna geliştirilemiyor. Bu grup ilaçlı hastalıklara geliştirilemiyor. Biz antibiyotik üretemiyoruz 10 yıldır. Aynı antibiyotikleri yazıyoruz. Sorun intihaniyede herhangi bir. Hep aynı antibiyotikleri yazarız. Hep aynı. Ve bakteriler hiç değişmiyor mu? Aynı virüsler gibi. Biz şimdi bakteri dünyasına girmedik bile. Bakteri dünyasında da bir sürü ölüm ya da yoğunluklu ölüm var. Yani genel olarak baktığımızda artık salgın ve pandemi yani daha büyük salgın yani küresel salgın özelliğini hani 2000'lerden değil 1900'lerden beri aldığımız eğitimlerden aldığımız ne derler örneklerden ya da başımıza gelen bir sürü afetten algılayabiliyor olmamız lazım. Bence hani bu salgında belki 2 yıla kadar hani değişik sistemlerin oturtulması, online eğitimler, işte tıp olarak işte dijital tıp ve buna benzer hani maalesef ki ben çok da önermiyorum sağlığın dijitalize edilmesi birçok sıkıntıya da gebedir. Çünkü bu sefer de bilgi kaçakları olacaktır, siber ataklar olacaktır falan bu bitmez. Fakat bildiğim tek şey artık buna uygun bütün ülkelerin bu gruba özgü yani intihaniye ve enfeksiyon hastalıklarına gereken önem ve ciddiyeti vermesi gerektiği. Bundan sonraki süreç tabii ki tüm dünya için daha belli ki zorlu olacak. Enfeksiyonlarla, virüslerle artık daha sık karşılaşacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi influenza virüsü mesela geçtiğimiz sene ben de dahil olmak üzere benim çevremde birçok kişi de ben bu hastalığı gördüm. Kendim de yaşadım. 20 gün boyunca yatırmadı ama süründürdü denir ya o cinstendi. Ama hiçbir şekilde böyle bir panik tabii ki kimse de yoktu. Biz bunu normal bir grip olarak algılamıştık. Sanıyorum bir noktadan sonra COVID de mi bu şekilde algılanmaya başlanacak? Tahmin ediyorum COVID'in korkutmasının sebebi daha önce hastalıklı grup ile yaş grubu ya yüksek olan yani hani 70 yaş üzeri grubun yakalandığı takdirde ölümle karşılaşma oranlarının grip virüsüne göre biraz daha fazla oranda olması ve çoklu bir şekilde görülmesi. Hani korkutucu olması tarafı o. Hani ölüm rakamını gördüğünüz zaman irkiliyorsunuz. Tabii ki bu sizi yani grip virüsünden daha yoruyor. Fakat hani grip daha yaygındır ve hani de aşılamaları başladığı için bir grup hani toplum sağlığı immünizasyonu vardır ya herd
dedikleri o immunizasyon, yani toplum sağlığı bağışıklığı. Bu toplu bağışıklık zaten gripte var olduğu için biz bunu hani fazlaca korkuyla algılamıyoruz. Çünkü aşılama sistemleri zaten yaygın bir şekilde toplumda var. Evet, Covid de böyle olacak önümüzdeki yıllarda. O da hani aşılama sistemlerine girdiği zaman muhtemelen bir önceki virüs, bir sonraki virüsün hani etki alanını azaltacağı için insanlar bununla yaşamayı bu yıl, bu iki yıl yapacak ama iki yıldan sonra belli ki aşılamayla ve yayılacak olacak, yani toplum bağışıklığıyla. Şu an için toplum bağışıklığı %5, yani koca koca dünyada %5. Bizim hani %35 ila 40 demek istediğimiz, yani %35 ila 40'ın pozitif olabilme olasılığına daha gelmedi dünya. Hani bizim korkumuz bu. Nedir? Flu'da hani 1918'lerde olan bu grupta 50 milyona yakın insan kaybı oldu. Niye? Çünkü yayıldı. Bu virüs yayıldığı için şu an kayıpların rakamları az. O yüzden biz flu'da ya da grip virüsünde o kadar korkulara, paniklere gelmiyoruz. Çünkü bir önceki yüzyıl bu paniği yaşadı ve büyük ölümlerle de topluma yayıldı bu virüs. Aynı şekilde Covid de bu şekilde olacak. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisindeki yüksek ölümlerden sonra muhtemelen ve topluma yayılan bağışıklıkta bu da tabii ki bir virüs üzerinden aşılanabilecek bir protokolü olan bir duruma dönüşecek. Fakat bu süre içerisinde diğer farklı virüslerin olma olasılığı artık alınan bu dersten sonra herhalde hızla aktive olabilecek, hızla kapanabilecek şehirler, hızla açılabilecek modelli iş planları yapılabilir. Yani bu artık buna bu salgın bu pratiği ya da bu kası artık egzersizi yapmamızı sağlıyor. Bence hani bundan sonra oluşabilecek büyük salgınlara da hani dünya olarak daha hazırlıklı olabilir gibi geliyor. Evet, tabii bir taraftan da çok fazla senaryo yazıldı, çizildi. Çin'den çıktı bu virüs ama en az hasarı baktığımızda Çin almış gibi görüyor. Yani vaka sayısı ve ölüm oranına baktığımızda ve belli bir noktada kontrol altına alındı. Belki de çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Ve vaka sayılarını sıfırlamışlardı ki geçtiğimiz hafta tekrar yeni bir yine bir pazardan yeni bir salgın ihtimali ortaya çıktı. Yine yüzün üzerine çıkmış oldu Çin'de vakalar. Şimdi bununla ilgili işte Çin'in Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte işbirliği yaptığını iddia etti Trump. Böyle sözleri vardı. Dünya Sağlık Örgütü'ne finansman olarak kesintiye gitti. Gerçekten de dünya çapından da çok fazla eleştiri geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün bu süreçteki varlığını, açıklamalarını, en başından bugüne kadar olan tavrını? Birinci hafta itibariyle, yani o ilk baş dediğimiz ocağın 15'iyle sonuna, 30'a doğru, 30'una yakın, yani tam Wuhan'da oluşan virüsün etkisini Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin'in maalesef yayın politikasındaki yani engelleyici hükümet anlayışından dolayı doğru düzgün yönetemedi. Çünkü niye? Sağlık politikaları ya sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin verilerine göre tespit eden ve ülke verilerine göre hareket eden bir sağlık örgütü. Yani verileriniz kuvvetli ve verileriniz aktif ve doğru ise sağlık örgütü size uygun bir model geliştirebiliyor. Yani hani giriş önce doğru olmalı ki çıkış doğru olmalı. Maalesef Çin girişlerini doğru yapmadı. Çin girişlerini 2,5 hafta gecikmeyle yaptı. Çünkü onlar da araştırmak istiyordu ve onlar da aynı şekilde aniden karar alarak hani ekonomik çaplı ya da sansasyonel dünya çaplı bir rezilliğe gitmek istemiyorlardı. Çok basit bir şekilde kendi gruplarını ya da kendi doktor içerisindeki kendi doktorlarının yayınını engellediler. Bunlar hani tabii ki böyle hani totaliter, engelleyici, baskılayıcı hükümetlerin bulunduğu ülkelerin verilerine 2-3 defa bakmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hani doğru veri mi değil mi ya da doğru düzgün analiz yapılıyor mu, değil mi? Hani bu sıkıntı ilk ocağın ilk 3. haftası itibariyle Çin ile Sağlık Örgütü arasında vardı. Ve gecikmeli yaklaşım her zaman olduğu gibi, ben hep öyle söylüyorum, Amerika'da, New York'ta 2 hafta önce kapıları kapasaydınız 40 bin kişi şu an hayattaydı. İlginç değil mi? 40 bin, yani Amerika'da diyoruz. Yani 2 hafta önceden kayıp 2 hafta önce karar verseniz. Tabii bu kararları aldıktan sonra, bu ölümler olduktan sonra geri dönüp bakıldığında bunlar çok daha iyi tespit ediliyor. Fakat
Tabii ki o dönem o sıcağı sıcağı yaşanırken bunların hani tespiti çok kolay olmuyor. Çünkü ekonomik kararlar bunlar. Sağlık örgütünün ekonomik kararlara etkisi çok yüksek düzeyde olacağı için Çin bu baskıyı kaldıramayacağından biraz gecikme yaşadığı andan itibaren evet salgın genişledi, büyüdü. Çünkü hani Ocak ayında olan onların Çin takvimine göre olan yıllık dönüşümleri, insanların kendi hani Ocak ayındaki geliş gidişleri hiçbir şekilde engellenmedi ve bu dünyaya sirayet eden parayla yol para yoluyla bile bulaşabilecek, elle ve tükürükle ulaşabileceğini bildiğimiz bir durumdu bu ve dünyaya yayıldı. Dünyanın her köşesine yayıldı. Bu durumda sağlık örgütü görevini o noktada yapamadı. Çünkü daha erkenden buna hizmet edebilecek başka manevraları geliştirebilirdi. Bu konuda hani Çin'i suçlamak, direkt Çin'i suçlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bundan sonra yani Çin'de görülen Wuhan'dan sonra hemen akabinde İran'da, hemen akabinde İtalya'da. Fakat yine bakıyorsunuz ki her ülke kendisine sirayet eden bu virüse karşı yine 2-3 hafta, 1,5 hafta gecikmeyle yanıt vermiş. Yani birinci ülkede yapılan yanlış, belki bir yanlış. Sağlık örgütünün tutumu evet yanlış, belki de gecikmeli ve uygunsuz. Fakat bakıyorsunuz ki sirayet eden ikinci ülkede de aynı yanlışlar yapılıyor. Yani aynı gecikmeler oluyor. Yani hani bu konuda işte bu da konuda sağlık örgütü tamamen suçlu oluyor. Niye? Çünkü daha hızlı aktive olabilir ve daha hızlı bu konuda reaksiyonel yani kısıtlamalar hızlı getirebilme şansına sahip dünyada tek örgüt. Bu yüzden hani evet Dünya Sağlık Örgütü bu salgında evet bakmıştır. Evet bence Dünya Sağlık Örgütü bu salgında hiçbir etkinliğini daha önceden çalıştırdığı KAS grubunun hiçbirini kullanamamıştır. Fakat bu bakıldığı zaman yine kullanamamasının sonucu politik baskı olduğunu maalesef görüyoruz. Hep söylüyoruz ya politika sağlık politikalarına yansıdığı anda siyasi politikalar toplumun ana merkezleri, toplumun kendi can sağlığına etkisi söz konusu oluyor. Acı bir durum ki içindeki bu durum maalesef dünyaya sirayet ederken yine aynı şekilde Trump'ın kendi tutumu şu an için var olan bilimsel olarak gözüne kadar sokulan herhangi bir olguya bakmaması da kendi hani duyarsızlığı ve şuursuzluğudur. Hep aynı dalga geçerek ben söylüyorum şuursuzluk her katta ve her katmanda olabilir. Ve ben her zaman böyle konuşurken rahat rahat konuşunca gülüyorum kendime de ama yapıyoruz ki bunu görüyoruz. Bunu her bölgede, her sistemde görüyoruz. Kişiler ayna gibidir. Baktığınız zaman kendi içinizi görebilirsiniz. Yani neydi? Kendinizden yorumlayacaksınızdır değil mi? Çin'e suçlamak yerine şu anki verileri kendi ülkenize uygulamaktır. Yani bilimin ışığını kendinize çevirmektir. Ki o karanlık bölgeleri açabilirsiniz. Biz burada Amerika'da şu an anti bilim yani bilim karşıtı bir grup ile de savaşıyoruz. Bizim Trump hükümeti gittiği bölgelerdeki kampanyalarda maske takmıyor. Ne kendisi ne de ekibi. Bu şunu gösteriyor. Ben bu virüsün tanımıyorum. Ben bu virüsün gideceğine inanıyorum. Ve ben evet inanç güzel midir? Ama hani bilim olarak şu dönem ihtiyacımız olan tek şey veri ve verilerin doğru yorumlanması ve uygulanması. Maalesef bu konuda Amerika daha sınıfta kalmıştır. Yani kim kime, kimin suçladığı, kimin suçlayıcılığı, kim ortaya çıkardı bunlar artık geride kalacak maalesef kavgalardır. Kavganın büyüğü insanlığın sosyal adaletsizden almadıkları payları olan grupların öldüğüdür. Ona kavga, o kavgaya doğru dönmek zorundayız. Yani hani her politikanın uzaklaştığı bir durum var değil mi? Hani her politikacının da maalesef bu ülkemizde de, kendi ülkemizde de görmek zorunda olduğumuz gerçeklerimiz var. O gerçeklerimizi düzeltmek zorundayız. Sağlık sistemini düzeltmek için maalesef düşük sosyoekonomik düzeyi düzeltmek zorundayız. Niye New York'ta fazla ölüm oldu değil mi? Niye New York'ta fazla ölüm? Çünkü New York'taki insanlar sağlıksızdı ve sağlıksız bir biçimde ufak ufak yerlerde fazla sayıda yaşıyorlardı. O yüzden hani bir kişinin enfeksiyonu 5 kişiye aniden yayılabiliyordu. Bunun gibi o kişiler niye o ufacık evlerde 5 kişi yaşıyorlar ya da neden daha sağlıksız kalıyorlar? Buna hani yorulmak lazım beyin olarak şeyden ziyade birbirine yok sen yaptın ben yaptım kavgasından ziyade muhtemelen. Evet, peki Sayın Akten çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbet oldu. İlerleyen günlerde tekrar sizinle yayın yapmak isterim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Ezgi Hanım. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.